Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 26 Temmuz Pazartesi Elazığ yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim. Elazığ'da 7 koşulu bir programımız olacak sevgili dostlar. Altılı Gayanımız 2. koşuna itibaren start alacak. Ben 1. koşudan 7 plase ve 1. üçlü gayan oynayan arkadaşlar için ikili de deneyecek sevgili dostlar için de bir şeyler aktarmaya çalışacağım. İnşallah faydalı bir program geçirmeniz dileğiyle tüm yarış severlere herkese bol şanslar diliyorum. Evet, videoma geçmeden önce videoma bir like atmaya, bir beğeni tuşuna basmaya da unutmazsanız desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Evet, birinci koşu 7 plase ve 1. üçlü gayanımızın başlangıç ayı. Handikap 13, 3 yaş Araplar 1200 metre kumla start alacak. Evet, ben burada banko adayımdır ve de banko olarak 7 plase ve 1. üçlü gayanımızda bırakabileceğim bir safkan. O da kim? Bir nolu Baba Yega diyeceğiz. O da yaptığı son koşusunda Elazığ pistinde 1200'de üçüncülükte ayrılsa da bu grubun ben kalitesine inandığım Baba Yega'dan çok etkili bir koşu gelecektir. Hasan Altundağ'la kazanması benim için normal sonuç olacaktır. Banko adayım ve banko olarak bırakacağım. Burada ikili önereceğim sevgili dostlar. O da Mehmet Doğan'la start alacak olan Şehriban Hanım'a çok dikkat diyorum. İkili için 26 günlük bir arası olsa da bu bizi aldatmasın. Yaptığı son koşusunu Bir Pınar'ın kazandığı o koşuda Mehmet Taşkaya'yla güzel bir ikincilik elde etti. Ben etkili bir koşu bekliyorum. Şehriban Hanım da ikinciliği alıp bir ikili deneyebiliriz. Tabii ki Ferit'le ilk buluşmasında son koşusunu Maydan'a veda ederken o da iyi bir koşu çıkartıp kazanan 6'yı da değerlendirebiliriz. Ama ben 6 gelirse pek para vereceğini düşünmüyorum. 3 no Şehriban Hanım da ben yani 1 ve arkası 3 olarak bir ikili deneyeceğim sevgili dostlar. Bunu da sizlere iletmem doğru olacağını düşünüyorum. İnşallah dediğimiz gibi sonuçlarını ve altımızı da bedavaya getiririz. Evet, ikinci koşu altılı gayanımızın başlangıç ayağı. Handikap 14, dişilere maslı 3 ve yukarı İngilizler 1900 metre kumla start alır. 11 İngiliz safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Bir ekülümüz var. O da 8 ile 9 nolu safkanlarımız ekül olarak start alacaklar. Evet, gruba bakıldığında ben Kerim'den etkili bir koşu bekleyeceğim sevgili dostlar. Çünkü bu uzayan mezar son koşusunu 1800'de geldi ama maalesef mesafe etmemişti Burak Bektaş'ta. Şimdi 100 metre uzayan bu mesafede çok çok etkili bir koşu bekliyorum Elazığ pistinde. Kerim'i ilk şanslı safkanım, 2 nolu safkanımız Burak Bektaş'ta. İkinci atım 1 nolu Amigdala diyeceğiz. Üçüncü atım 8 nolu safkanımız genç Nuray'ın kızı Caner Tepe ile mutlaka değerlendirim yaptı. 1200'ü kazansa da mesafe uzasa da ben yine etkili bir koşu gelecektir diyorum. Ekürler olacak. Sonradan 10 nolu Pamela. Bu aralar hep geri planda kaldı. Son koşusunu Elazığ'da şartlı 3'te mücadele etti. 1900'de derecesi kalsa da ben çok çok etkili bir koşu gelecektir Pamela'dan. Ben iyi bir çıkış yaparsa sonlarda ataklarını izleriz. Ve de son olarak da 4 nolu safkanımız İsa Akyoz'da etkili bir koşu beklerim safkanlardan biri. Sıralamam 2-1, 8-10 ve 4 nolu safkanlar olacak altılı gayanımızın başlangıç ayında. Evet, 3. koşu 1 maydan koşusu. 3 yaşlı İngilizler 1600 metre kumla start alacak. Kalabalık bir koşu. 5'li gayanımızın da başlangıç aya. 16 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet, biraz süratli gidecek gibi görünüyor bu koşu sevgili dostlar. Ben ilk şanslı safkanım 15 nolu safkanımıza vermek istiyorum. Halil Palılar'la start alacak 3. kez. Yaptığı son koşusunda da Mehmet Taşkaya ile start almıştı. Güzel bir ikincilik çıkardı pistten. Ben etkili bir koşu gelecektir diyorum. İlk şanslı safkanım 15 diyeceğim. Sonradan 2 nolu safkanımıza da bir şans vereceğiz sevgili dostlar. O da Caner Tepe ile start alacak. 2. kez buluştu. O da yaptığı son koşusunu 1200'de maalesef mesafe kısa geldiğini düşünüyorum. Şimdi uzuna çıkacak. Uzunda etkili bir koşu gelmesini bekleyelim. Safkanlardan biri 2'ye de göz ardı etmeyelim. Sonradan 3 nolu Ben Ezel diyeceğiz.
O da Mehmet Ali Aktürk'te buluştu. Elazığ pistine geldi, bir yarış gördü. Kısa vadeli 2000 metre kumunda pistten bir altıncılıkla ayrıldı. Bu bizi aldatmasın. İlk pistte Elazığ pistini denemesiydi. Ben ikinci kez bu piste çıkacak olan Mehmet Ali Aktürk'le etkili bir koşu bekleyeceğim. Kuponumda 3. şanslı safkanım 3 nolu ben ezel diyeceğim sevgili dostlar. Ve de burada bir safkan daha var. Onu da aşk delisi diyeceğiz sevgili dostlar. Buna da bir çarp atmak doğru olacak diyorum. Mutlaka kuponumuzu orada 12 nolu safkanım Sami Kaplan'la start alıyor. 15 nolu safkanımızla da beraber koşmuşlardı. Onun arkasında güzel bir üçüncülük elde etti. Ben etkili bir koşu gelecektir yine Sami Kaplan'la. 12'ye de bir çarpı atmak doğru olacağını düşünüyorum. Sıralamam 15, 2, 3 ve 12 nolu safkanlar olacak. Evet, dördüncü koşu dörtlük ayağımızın da başlangıç ayağı, altılık ayağımızın üçüncü ayağı, handikap 16, 4 ve yukarı Araplar 1600 metre kumla start alacak. 10 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Ekürlerimiz olacak. 2 nolu Kara Turba, 7 nolu Mazlum Zülfikar, 3 nolu Adalet Kasırgası ve 5 nolu Bire Delal ekürü olarak start alacaklar. Evet, burada da 4 safkan kuponumda şans vereceğim. İlk şanslı safkanım Elazığ'da açık 3'te 2000 metre kumunda Kerem Er, Şenalp'in hemen arkasında Mehmet Ali Aktürk'le güzel bir üçüncülük elde eden, yine Mehmet Ali Aktürk'le devam eden 1 nolu Öz Galip diyeceğim. İlk şansı ona vereceğim. İkinci attım 3 nolu Ekürler, 5 nolu Bire Delal'le Ekür demiştik. Menderes Avşar'la ilk defa buluştu. O da Elazığ'da şartlı 2'de güzel bir koşu çıkartıp Caner Tepe ile start almıştı. Şimdi Menderes Avşar'a teslim edilen Adalet Kasırgası'nda kuponumuza şans verelim. 3 nolu safkanımız. Sonradan 6 nolu safkan Mengualp İsa Akyoz'da yaptığı 3 koşusunda da pistten ikincilikte ayrıldı. Bu ikinciliklerine bir son verebilir. İsa Akyoz'a dikkat diyorum. 6'ya da mutlaka şans verelim. Ve son olarak da 8 nolu Veysel Baba diyeceğiz. Mehmet Şakir'le bomboş kiloyla startılıyor. İlk buluşmasında kazanma başarısı göstermişti. Kop kaptarı da, yani buradaki safkanla da yine beraber koşacak. Mehmet Şakir o zaman 57 kiloyla start almıştı. Şimdi kilo da düştü sevgili dostlar. Ben etkili bir koşu bekliyorum. 8 nolu Veysel Baba'dan da 8'de kuponumda 4. ve son safkanım olarak işaretlemek doğru olacağını düşünüyorum. Evet, sıralamamız 1, 3, 6 ve 8 nolu safkanlar olacak. Evet, 5. koşu 2. üçlük ayağımızın da başlangıç ayağı olacak. Şartlı 3, 3 yaşlı İngilizler 1600 metre kumla 8 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet, burada 3 safkan yani gruptan ayrılmış görüyorum. Son koşuları derecesi olsa da 8.lik ben bir 3 nolu Baba Ak Yıldırım'dan Ferit Yardımcı'yla etkili bir koşu bekleyeceğim sevgili dostlar. İlk şansı ona vereceğim. İkinci atım 2 nolu safkanımız Necmi Altın'la ve 1 nolu safkanımız Yusuf Cengiz'le Apprant arkadaşımızla ilk defa buluştu. Onu da Şanlıurfa ve Elazığ pistlerinden iyi tanıyoruz. Etkili bir koşu gelecektir Elazığ pistinde. 1700'e 3. Urfa'da 1800'e 2. Maiden'e veda ederken 1200'e veda etti. Güzel bir koşu çıkarttı. Ben birden de etkili bir koşu gelecektir. Kuponumuza şans vermemiz doğru olacaktır. Sıralamam 3, 2 ve 1 nolu safkanlar olacak. Evet, 6. koşu 6'lı gayrımızın da 5. ayağı olacak. Açık 3, 3 ve yukarı İngilizler 1500 metre kumla start alacak. 12 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet, burada da ekürlerimiz olacak. 3 nolu Has Yağız, 10 nolu safkanımız ve 12 nolu safkanlarımız ekürü, 8 ile 11 nolu safkanlarımız da ekürü olarak start alacaklar. Evet, gruba baktığımda grubun gerçekten kaliteli bir safkanı olduğunu inandım. Ferit Yardımcı'yla da 3. kez buluşan, yaptığı 4 koşusunda da Elazığ ve Şanlıurfa'da 1900'ü kazandı.
1600'ü kazandı Elazığ'da, Şanlıurfa'ya gelip yine 2000'de kazandı. Son koşusunu kısa vadeli tekrar Elazığ'a gelip yine kazanan bir 10 nolu safkanımızdan bahsediyoruz. İlk şansı ben ona vereceğim. Hatta bankoda değerlendirebileceğimiz bir safkanımız. Yani mesafe 1500. Ben mesafeyi yadırgamayacağını düşünüyorum. Ben çok etkili bir koşu gelecektir yine 10 nolu safkanımızdan. Önlerde gitmeyi de seviyor. Büyük ihtimalle 8 nolu Mirtay burada kaçıp bitirmeye çalışıyor. Öteki ekürlerimiz sevgili dostlar. 8'de 11 nolu Kumlu Bel demiştik. O da büyük ihtimalle yarışı bayağı süratlendirecek Mirtay. Sonlarda 10 nolu safkanımızın ataklarına maruz kalıp yine kazanmaya yakın gördüm. Onu ben sizlere banko adayımdır. Yarın bankoda değerlendirebiliriz. Ama rakip olarak ben sizlere önereceğim. Birkaç safkan var. Bir tane daha banko adayım var. Onun da rakiplerini önereceğim. Hangi safkan aklınıza yatarsa onu banko bırakabilirsiniz sevgili dostlar. Benim bankom çok çok üstünde banko olarak durduğum bir safkan. O da son ayakta olacak. Ben risk alıp son ayağa bıraktım bankoyu. Burada 7 nolu safkanımıza Mavi Çocuğa dikkat diyeceğim. 6 Mapro'ya Necmi Altın'la ona çok dikkat çekilmesini diliyorum. Ve de 1 nolu safkanımıza da bir çarp atmak doğru olacaktır diyorum. Yani onun çok çok sürdürek favori çıkması beni birazcık tedirgin etti burada. Yani çıkması normal sonuç tabii ki. Üst üste kazanan hem uzun hem kısa da kazanan bir ondan bahsediyoruz ekürlerden. Ama biri de göz ardı etmeyelim sevgili olsa Doc Rocky'de İsa Akyüz'de. Sıralamam 10. Banko atanlar atabilir. Hiçbir söyleyecek bir şeyimiz yok zaten. Koşuları da belli. Ama ben yanına rakip 7, 6 ve 1'i de ilave edeceğim. Bunu da sizlere paylaşmak istedim sevgili dostlar. Evet, 7. koşu altılık aynımızın da son ayağı oluyor. 17 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Bir Maylen koşu 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre kumdaki mücadelesi olacak. Evet, burada benim banko adayım ve de banko olarak kuponu da bırakacağım. Necmi Altın'la iyi bir grup bulduğunu düşünüyorum. Ben bu grupta çok çok söz sahibidir. Bu grubu geçmesini bekliyorum. Mesafe uzadı. Ben etkili bir koşu gelecektir diyorum. O da 7 nolu Copa Hia Necmi Altın'la kazanması benim normal sonuç olacak. Benim banko adayımdır da ve de banko olarak bırakacağım. Buna da güvenmeyen arkadaşlar, rakip isteyen abi ben son ayakta yatmak istemiyorum. Ben 5. ayakta 10 numara benim bankom. Burada hangi atları söylersiniz derseniz hemen söyleyeyim sevgili dostlar. Ferit Yardımcı ile 16 nolu safkanımız olabilir. 6 nolu safkanımız Fandom Halil Parlalı olabilir. 13 nolu safkanımız Ateş Ateş Mehmet Doğan'la ve 4 nolu safkanımız da devreye girebilir diyorum İsa Akyoğuz'da. Yani önereceğim bu 4 safkan da olabilir sevgili dostlar. 7'nin gelmediği takdirde burası gerçekten karman çorman bir yarış olur. Rakiplere 16, 6, 13 ve 4 nolu safkanlar olur. Evet, Bursa'ya aktaracağım Elazığ şablonu da buydu sevgili dostlar. Bankomuz son ayağa 7 nolu Kopayaya güvenerek bıraktık. Aslında 2 tane banko adayımız var ama ben 7'ye daha çok güvendim. 7 nolu Kopayaya'yı Necmi Altın'la onu kuponumda banko olarak bıraktım. Evet, Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yazdığınız atlar ganyan olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.